bu kutlu ayın hem Müslüman alemine hem ülkemizdeki tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Tabi Ramazan ayı sadece aç kalmak ve bunun karşısında sevap kazanmak değil, Ramazan ayı esas açın halinden anlamak demek. Daha önce de defalarca konuştuk, bu ülkede her geçen gün artan bir gelir adaletsizliği var. Yoksulluk sınırının açlık sınırının altında yaşayan insanlar var. Dünya Sağlık Örgütü'nün uygun gördüğü sağlıklı beslenme biçimine uygun olarak beslenemeyen milyonlar var. Ama israf var. Ama kendisi değil yedi sülalesinin yedi, 70 yılda değil 700 yılda tüketemeyeceği servetlerini bir yerlerde değerlendirenlerle bir öğünlük yemeğin parasını bulamayanlar var. Bu mecliste oruç tutacak, iftar yapacak, Ramazan'ın kıymetini anlayacak herkesin açın halinden de anlayarak ve kendi siyasetleri içinde bu konuda bir şeyler yapmakla ilgili sorumluluklarını hatırlatmak istiyoruz. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi bir meslek grubunun beklentisini uzun süredir bekliyor gündemde yer almak, dile getirmek için itfaiyecilerin sorunlarını dile getiriyordu. Halkların Demokratik Partisi, DAEŞ terörü, bağlantıları, Amerika'daki yansımalarını. Milletvekilimiz Bekeroğlu, Rize'ye memleketine sözü vardı. Tam zamanıdır. Çay üreticisinin sorunları var, onlar konuşulsun istedi. Bu meclisten taşeron kadro bekler, atanamayan öğretmen atama bekler, KHK mağduru adalet bekler, işsizler iş bekler, açsızlar aş bekler, çiftçiler destekleme bekler. Ama talimat gelse saraydan sabaha kadar burada hepsi bekler. Ama bugün kendi kendilerine milletvekillerini dışarıda tutup toplantı yeter sayısı isteyip meclisi kapatıp kaçıyorlar. Bir iktidar meclisi çalıştıramadığı her gün yıpranır. Her gün yönetememe durumunu tesciller. Bu ayıpla kendilerini baş başa çıkıt, bırakıyoruz ve bu meclisten çözüm, çare, adalet bekleyen herkese tükenmekte olan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını şikayet ediyoruz. Teşekkür ederim.